Biliyorsunuz her yıl göçmenlik tarihi Amerika'da Amerikan şirketlerinde çalışabilmesi mümkün olacak. Profesyonellerin çalışması imkan sağlayacak çalışma vize türlerinde olan h bir çalışma vizesi için kotaları açıyor. Dolayısıyla her yıl normalde bu yılki uygulamaya kadar ki şu an değişim var onu anlatacağım size biraz sonra. Bu seneki h bir uygulamasına kadar her yıl Nisan 1 itibariyle işverenler çalıştırmak istedikleri yabancı profesyonellere başvuru yaparlardı ve genelde son 3-4 yıldır da ilk haftasında Nisan ilk haftasında başvuru sayısı dolduğu için kota durdurulurdu ve önce başvuru içeri girenler H1 bir süreciyle ilerliyorlardı ve sayıya eğer verilebilecek vizenin dışındaysa ki çok fazla dışında oluyordu hep ve dolayısıyla çekiliş yapılıp çıkallarla ilgili çalışma yapılıyordu. Yani şöyle söyleyeyim bu eski uygulamaydı. Bu sene için Göçmenlik Dairesi H1 vize başvuruları sürecinde önemli değişiklikler gündeme getirdi. Şimdi bunları sırasıyla ben size söyleyeyim. Ona göre sorularınız olursa tabii gene detay değerlendiririz. Ama sizler gelen sorulardan baz alarak şöyle söyleyebilirim. Burada önemli olan durum şu. Şu an göçmenlik dairesi eğer bir iş yeri, Amerika'daki bir işveren, yabancı bir profesyonel h başvurusu yapacaksa öncelikle tabii ki göçmenlik dairesinin web sitesi üzerinden işverenin ve almak istediği kişiyle ilgili bilgilerin kayıt yapılması gerekiyor. Ve bu kaydın başlama tarihi ise Mart 1 olacak. O da bu pazar günde denk geliyor. Ve bu pazar Mart 1'den Mart 20'ye kadar işverenler ve sponsor olmak istedikleri çalışacakları kişiyi veya kişileri kayıt yapma işlemini yapabilecekler. Bu Mart 1 ile 20 arasında sürecek. Şimdi bu şu arada şunu bilmeniz lazım. Amerika'daki işveren var ve ben diyor evet şu yabancı profesyonel istiyorum. Dolayısıyla içeri bir dosya vermeden tek yapılacak şey kayıt işleminin yapılması ve bu kayıt işleminin yapılması adımını e, atabilir ve bunun için de tabii ki Göçmen İdaresi çok cüzi bir ücret olan 10 dolarlık bir ücret istiyor bu kayıt işlemi için. Ve bu kayıt işlemini yaptıktan sonra Mart 31'de gelecek ayın sonunda Göçmen İdaresi gerekli çekilişi yapıp çıkan yani h bir dosyası içeri verebilecek kişileri ya da firmaları diyelim firmaları belirleyip o konuda elektronik bildirde bulunacak. Dolayısıyla elektronik bildirde bulunduğunda dosyası seçilen yani yaptığı başvuru seçilmiş olan kişiler Ondan sonra H1B dosyasının hazırlığına geçebilecekler. Bu da Nisan 1 itibariyle artık seçilen işyerleri H1B başvurularını çalışan ya da çalışanlar için yapabilecekler. Bunun içinde yaklaşık 90 günlük bir süre olacak. Bu 90 gün içinde H1B dosyasını, dosyalarını tamamlayıp göçmenlik dairesine sunmuş olacaklar. Şimdi dikkat edilecek ilk şey işveri kayıt işlemini yapacağı Kendisi ve çalışmayı istediği ya da çalıştıracağı kişinin ikinci çekiliş süreci beklenecek Mart 31 gibi. Ve Mart 31'de o çekilişten çıkan başvuruların sahibi olan işyerleri hemen Nisan 1 itibariyle 90 gün içinde Eçvan bir başvuru ya da başvurularını göçmen sunuyor olacaklar. Dolayısıyla bu son gelişmenin bilgisini siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Çünkü bu önemli bir nokta ve şu an çok ciddi sorular geliyor. Eçvan bir süreciyle nasıl ilerleyeceği noktasında ve bu noktada da siz değerli takipçilerimizin bilgi sahibi olmasını istedik son dakika olarak. Tabii eşvan bir nedir noktasına geri dönüyorum. O da şu Amerika'da bulunan işletme ya da şirketler yabancı bir profesyoneli en az üniversite eğitimi aldığı bir pozisyonda çalışacaksa ve bu pozisyona uygun ise o kişi o pozisyonda çalışabilmesi için göçmen tersinde yaptığı çalışma vizesi başvurusu ve bu başvurular başvurusu çıkıp çalışacak olan kişilere 3 yıl boyunca çalışma izni verir ve dolayısıyla 3 yıl sonunda da bir 3 yıl daha başvuru yapılıp uzatma imkanını iş yeri ve bu çalışacak kişiye sağlamış olur deyip bu sayede de H1B vizesinin ne tür bir çalışma vizesi olduğunu bildirmiş olalım. Dolayısıyla şu andan sonra önemli olan en kısa zamanda başvuru adımlarının atılması olacaktır. Bu konuda siz değerli takipçilerimizden sorular varsa hiç çekinmeden ofisimize ulaşabilirsiniz. Bu noktada da bu son dakika haberini siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik.